Merhabalar, Ayşe'nin İğne Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size düz hardal yazmaya güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Modelimiz sıral arkadaşlar. Yazmanın ana renginden hardal rengi kullanacağız ve koyu yeşil kullanacağız. Bunlar numaralarını da verelim. Bunların numaraları mevcut. Şöyle yeşilinki 04, çift 04 arkadaşlar. Diğerinin rengine de bakalım. Diğerininki de 50 numara arkadaşlar. Yazman biraz farklı çıkıyor. Bugün hava biraz puslu, yağmurlu olacak galiba. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Şimdi yapım aşamasına başlayalım. İpimi zürafaya batarak bir tane düğüm atıyorum. Parmağım dibine ipimizi bıraktık. Hemen zürafaya batarak bir tane buraya yuva yaptım. Zürafadan birazcık daha büyük bir zürafa yaptık. Zürafamın içine batıyorum. Parmağımı dibine aldım, başlangıç ipimi. Üzerine düğüm atacağız. Şimdi buraya pırpırları yapacağız. Çok büyük pırpırlarımızın boyunu tutmayalım. Bu büyüklükte pırpırlar yapalım. Bu şekilde buraya 6 tane pırpır yapacağız. Başlangıç ipimizi artık kesiyoruz. Bununla işimiz bitti. Daha çıkma yapmaz. Şimdi buraya 5 tane zürafa yapacağım. Sizin zürafanız daha büyükse 4 tane yapın. Tekrar buraya bir tane büyük yuva yapıyorum. Aynen pırpırlarımızı yapmak için. Pırpırımı yuvamın içine batıyorum. Bir tane düğüm attım. Şimdi tekrardan 6 tane pırpırımızı yapıyoruz. Bu şekilde alt kısmını yapıp tamamlıyoruz. Şimdi üst kısmına geçelim. Üst kısmına başlıyoruz. İsterseniz alt kısmını yeşil, üst kısmını farklı renklerde yapabilirsiniz. Bu modelin ben aynı renkten tercih ettim. İlk baştaki pırpırımı batarak bir tane düğüm attım. Hemen zürafalara batarak, pırpırlara batarak zürafa yapıyoruz.
Çok büyük zürafalar yapmayın. Modeliniz filoşlanmasın. Bu büyüklükte zürafalarımız olabilir. Şimdi tersini döndürdüm. Tekrardan ilk baştaki zürafaya batarak bir tane düğüm atıyorum. Zürafa yapmıyoruz. Eksiltme yapıyoruz. Tekrar zürafaya batarak zürafalarımı yapıyorum. İpi tiftiflenen arkadaşlarımız oluyor. Aslında bunun nedeni çok bilemiyorum ama arkadaşlar ip böyle sakin hiçbir yere karışmadan rahatça gelmesi gerekiyor ki böyle. Yani ip özelliği gitmesin. Özelliği gittiği için tiftifleme oluyor. Böyle benimki gibi rahat gelmesi gerekiyor ki dolaşmadan. O zaman hiçbir sıkıntı olmaz. Şimdi 3'e düştü. Tekrar baştakine batıp düğümü attım. Yani iple markayla hiçbir alakası yok aslında o olayın. Son 2 zürafam. Baştakine düğüm atıp eksilttim. Son zürafamı yapıyorum. Son zürafamı yaptım. Tekrar son zürafamın içine batıp düğüm atmıyorum. Hemen aşağıdaki bu ipi çok bol bırakmayın arkadaşlar. Oldukça biraz gergin olsun. Hafif de eğimli olsun modeliniz. Çünkü bu ipe dolgu yapacağız. Sonra kendiliğinden zaten esneyecek. Bu şekilde tekrar pırpırıma indim. Aynı şekilde pırpırmalara batarak zürafa yapıyorum. Ben şimdi bunu da tamamlayayım aynı şekilde. Sonra üst kısmına, yeşil kısmına geçelim. Şimdi üst kısmına başlayalım. Şöyle ipimi parmağım dibine bırakıyorum. Buradaki pırpıra batarak bir tane düğüm atıyorum. Normalde bu pırpırlara batmayacağız. Sadece başlangıç kısmında batıyorum. Bu diğer ipimin üzerine düğüm attım. Rahatça kökünden kesebilmek için. Düğümün dibinde kaldı çünkü. Şimdi hemen yandaki zürafalara batarak önden 2 kere dolayarak buraya zürafalar yapıyoruz. Son zürafamı önden dolamayacağım. Çünkü pırpırlarımızı da yapacağız. O yüzden pırpırlarda dönme olmasın diye bunu arkadan yapıyorum. Arkadan son zürafamızı yaptık dolayarak. Şimdi buraya 3 tane pırpır yapıyoruz. Düğümlerin yönü aynı şekilde olmadığı zaman pırpırlarınız dönme yapar. Çift düğümde daha çok pırpırda dönme olur arkadaşlar. Tek düğümde daha az dönme yapar. Üç tane pırpırımızı yapıp tamamladık. Şimdi buraya ipimize batarak ve tekrar önden dolayarak zürafalar yapacağız. 1 2 3 4 5
6. 6 tane sığdı benimkin arkadaşlar. Sizin de bu arasındaki mesafeye göre buradaki sayılarınız değişebilir. Çünkü bazı arkadaşlarımız zürafalar büyük yapar, bazıları da küçük yapar. Şimdi 7.'yi tekrardan buradaki zürafaya batıyorum. Önden doluyorum. Ve modelimizi bitirdik. Şimdi ikinci bademimize başlıyoruz. Tekrar önden doluyorum. Bunu da zürafasına, pırpırına kadar yapalım. Şimdi buraya önden dolamıyorum. Son zürafamı arkadan doladım. Pırpırlarım da dönme olmasın diye. Buraya pırpırlarımızı yapıyoruz. Üçüncü pırpırımızı da yaptık. Tekrardan zürafalarımıza başlıyoruz. 1, 2 dolayarak küçük bir mesafeden böyle inci gibi kum boncuğu yapar gibi aralık bırakıyorum. Bir boncuk aralığında. Parmağımı üzerine koyup sıkıştırıyorum. Ayarlıyorum mesafesini. Parmağım üzerine iki parmağımla sıkıştırıp zürafamı yapıyorum. 5 ve 6.'yı yapıyoruz. Bu şekilde oyamız tamam oluyor arkadaşlar. Şimdi ben birkaç tane daha yapayım. Son bölümde görüşmek üzere diyelim. Arkadaşlar ben modelimi tamamladım. Son hali böyle olacak. Düz yazmalara muhteşem olacağını düşünüyorum. Şimdiden denemek isteyen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.